Oho. Ah. Buradaki vaktimizde dağa çıkacağımız için araba kalmaya gerek yok diye düşündük. Çünkü şehir merkezinden belediye otobüsleri de olmuşlar da varmış. Havalimanından şehir merkezine ulaşımda da otobüsleri kullanalım dedik. Yoksa aslında başka bir şeyler de var işte 10 lira. Taksi 30 lira falan tutuyormuş. Biz böyle kağıt bilet aldık 2,5 liraya. Bunu da şehir merkezine geldik. Önümüzdeki günlerde kullanmak üzere de yeniden doldurulabilir. İstanbul'da da olan İstanbul kart benzeri bu kartlardan aldık. Bu da 5 lira. 60 dakika içinde aktarma yapıyormuş. Aktarma sadece 30 kuruşmuş. Şehir merkezinden geçip dağa çıkıyormuş. 8.50'de kalkan otobüse binecektik. Cumhuriyet Meydanı'nda kalenin oradaki duraktan geçiyormuş. Böyle 30 saniyede falan kaçırdık. Ama kaçırdığımız belki iyi oldu. Sonra çünkü doğmuşlara binmek için şeye gittik. Durağın ismini söyleyeyim. Seyit Burhanettin Türbesi diye bir yerden de doğmuşlar kalkıyor. Doğmuş'a bindik. Orada Kayserili bir hanımefendi güzel tavsiyeler verdi. O yüzden daha iyi olmuş diyorum. Otobüse binseydik galiba yine 2 lira 10 kuruş tutacaktı. Minibüs 6 lira tuttu ya da 6,5 liraydı. Öyle bir şeydi. 6,5 muydu? 6 lira. 6 liraymış. Yani 20 dakikayı bulmadı çıkmamız. Yolda manzara da çok güzel, yolda açıktı. Şimdi o hanımefendinin verdiği tavsiye şuydu. Tekir çok kalabalık oluyormuş. Develi insanlar pek bilmiyor dedi. O yüzden şöyle yaptık. Biz kiralamayı Tekirdağ'dan yapacaktık. Tekirdağ'dan tek çıkışlık skipes aldık. Ondan sonra ortayı izleyip inmek yerine Develi bağlantı pistinden Develi'ye indik. Develi'de iniş çıkış yapabildiğiniz şey bedavaymış. O yüzden zaten o da bize bunu tavsiye etmiş. O bedava telesiyacılarla şimdi Develi pistine çıktık. Buradaki pisti bir orta seviye sınırıp nasıl ineceğimiz konusunda bakacağız, göreceğiz. Bir kısmı yürüyerek de inebiliriz. Ondan sonra Ahmet şurada çok güzel bir iniş yaptı telesiyacıdan inerken sırt üstü kaydı. Ama şey değil, yanlışlıkla değil yani, o tarzını konuşturmak için öyle yaptı. Manzara da çok güzel bu arada. Erciyes'in o meşhur zirvesi arkamızda. Hayat takımlarımızı askeri tesisten kiralamıştık. Kişi başı sadece 7 liraydı. Ama tabii ki çok kötüydü ekipmanlar. O yüzden yarın direkt Develi'ye geleceğiz. Burada Magna diye çok güzel bir yer var. Buradan kiralayacağız. Kişi başı burada 50 liraymış. Ama işin güzel yanı akşamdan kiralayacağız. Sabah hiç aramakla uğraşmayacağız. Dolaba kilitleyeceğiz. Sabah istediğimiz saatte gelip dolaptan alıp kaymaya başlayacağız. Yine bu bedava tesisleri kullanarak. Bakalım yarın için daha heyecanlıyız aslında. Biletlerle ilgili bir özet geçmek istiyorum. Biz erken alıp biletlerimizi gidişten 50-60 lira gibi bir şey almıştık İstanbul'dan Kayseri uçak biletini. Kayseri merkezde kalıyoruz, o yüzden oteller daha uygun. Merkezden buraya da 2 liraya otobüs var. Kayak takımımızı Magna diye bir otelden kiraladık. Bütün takım 50 liraydı. Ve askeri yerden sonra buradan kiralayınca resmen eşeklerini atabilmiş gibi olduk. Çok güzeldi bu takımlar. Bu tarafta Develi tarafının telesiyacı da ücretsiz. O yüzden gördüğünüz gibi aslında oldukça uygun. Kayak için zengin spor diyemeyiz. İsteyen herkes rahatlıkla gelip yapabilir. Bu arada kayak yapmayı da bilmiyor değildik. Ama hala değiliz belki de. İlk defa bir ay önce bunu aldık.
zaman sadece acemi pistinde pratik yapmıştık. Sonra da işte ikinci yapışımız dündü. Ders almadık ama ders almamanızı tavsiye etmiyorum. Yerlerini sıkılmanızı istemem yani. Ama yaptığımız şey şuydu. YouTube'dan kayakla ilgili başlangıç videolarını izledik. Zaten başlangıç için de bir pratik edin gerekiyor. Kaçanı getirdim. Onları izleyip ondan sonra kendimiz deneye deneyip biraz biraz kaymaya başladık. Mesela dün çıktığımız şey pisti. Kolay değil, orta seviyeydi. Dik kısmına yürüye yürüye inmiştik ama bugün aynı pisti. Dördüncü kere hiç yürümeden, yürümede düşmeden bir beş aydık. O yüzden bugünümüzde Kayseri hakkında başka küçük bir şey, bir bilgi daha vereceğim. Burada çok fazla pist var ama pistlerin güncel durumunu, açıklarını, zorluk seviyesini, bağlantı yollarını, hatta video görüntülerini bulabileceğiz bir web sayfası var. kayseriharcesi.com diye. Oldukça detaylı, bilet fiyatları var, giriş saatleri var vesaire. Kayseri'ye gelecek olanlar mutlaka o sarıp bir baksın. Bu şekilde yani başlamak için geç değil. YouTube'da da her şeyi bulabildiğimiz gibi bunu da bulabiliyoruz. Sadece isteyin ve gelip deneyin. Şeyler var. Biri güneş kremi. Güneş kremi sürdüğüm halde ve çok yandım. Ondan sonra yün çorap. Kayak takımının içine giymek için ya da pamuklu da olsa kalın çorap. Bir de başlangıçta bugün çok terlemedik ama başta öğrenmeye çalışırken debelirken çok terleniyor. O yüzden kayak yapma bitkinizi üzerinizi değiştirmek üzere ekstra bir atletli tişört gibi kuru bir şey yanınıza. Bunlara hatırlatmakta fayda var. Otostopla indik. Birazdan pastırma için çarşıya gireceğiz. Ayrıca otostop çekmenin bir faydası da yerel birisine denk gelirseniz eğer çok güzel tüyolar alabiliyorsunuz.